Merhaba sevgili hobi severler. Bugün elimde Lodos tahtaları var. Bir diğer adı da internette aratmak isterseniz Driftwood. Yani denizde sürüklenmiş, eskimiş dal parçaları. Bunlardan yine bir proje yapacağım. Bunun için akrilik boya kullanıyorum ama hangi akrilik boyayı kullandığınız hiç önemli değil. Ham ürün istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben birkaç tane renk belirledim kendime. O renklerden bazen tahtaların tamamını, bazen bir kısmını, bazen çizgiler halinde boyadım. Farklı renklerle üstüne desenler çalıştım. Siz isterseniz sabit kalemlerle de çalışabilirsiniz siyah kısımlarını ya da elinizde renkleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Çünkü bu suya girmeyecek, yıkanmayacak, en fazla tozu alınacak bir ürün olacak. Bu yaptığım üründe ben ayna kullandım ama siz isterseniz kapı süsü olarak da değerlendirebilirsiniz. Tahtalarımı dizmek için oluklu mukavvadan bir yuvarlak kestim. Bunun çapı da elinizdeki tahta sayısına göre ayarlanabilir. Ben kafama göre elimdeki aynanın ölçüsüne göre içini kestim. Dışını mümkün olduğunca geniş tutmayın. Çünkü tahtaların arasından açılı olacağı için gözükecektir. Hatta ben bu kestiğimden biraz daha dar kesseydim çok daha iyi olacaktır. Yapıştırmak için sıcak silikon kullandım. En rahat o. Yalnız silikonu biraz bol kullanın. Tahtalar birbirine her türlü yapışsın. Aralık kaldığı yerlerde de tekrar lodos tahtalarından tekrar üstüne yapıştırdım. Elimde bir adet askı vardı. Çerçeve askısı, onu kullandım. Ama sizin elinizde öyle bir şey yoksa gazlı içecek kutularının açma halkasını da yapıştırabilirsiniz. Daha sonra yine sıcak silikonla aynayı yerine yapıştırdım. Fakat işim bittikten sonra kartonun kenarları ön taraftan gözüktüğü için boncuk boyayla ufak ufak desenler yaparak o görüntüyü kapattım. Siz isterseniz kordon da dönebilirsiniz ve projemiz sona erdi. Umarım ilham olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın.